Seçim yarışına katılan tanıdık simalarla devam edelim şimdi. Kesin olmayan sonuçlara göre farklı partilerden aday olan ünlülerden kimileri yeteri kadar oy aldı, meclise girmeye hak kazandı. Kimileri içinse sonuç bekledikleri gibi olmadı efendim. İşte seçilen ve seçilemeyen ünlüler. Sanatçılar, sporcular, oyuncular, milletvekilliğine soyunan ünlü isimler seçmenin oyunu alabilmek için kıyasıya yarıştı. Son sözü söyleyen sandık kimini seçti, kimini hüsrana uğrattı. Ünlü sanatçı Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla 1. sıra adayıydı. Yeterli oy alamadı, vekil olamadı. Tipin oyuncu vekili Barış Atay yeniden aday olmuştu. O da seçilemedi. Bir demet tiyatrodaki Tribüşon karakteriyle gönülleri kazanan Serhat Özcan da tipin Balıkesir'den 1. sıra adayıydı. Kazanamadı. Yarım saat sonra orada oluruz. Bakan gelirse bekler. Yeşil sahalardan siyasete uzanan Alpay Özalan'ı AK Parti yeniden İzmir'den aday gösterdi. Özalan bir kez daha vekil olmaya hak kazandı. Gazeteci Ulki Cevizoğlu, AK Parti'nin İstanbul vekilleri arasına girerken oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa'dan seçildi. Eski manken Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın 2. sıra milletvekili adayıydı. Yeterli oy oranını yakaladığı vekil oldu. Çifte deprem felaketinin ardından memleketi atay için varını yoğunu ortaya koyan eski futbolcu Gökhan Zan, İyi Parti'nin vekil adayıydı. Yeterli oy alamayınca seçilemedi. Ünlü teknik direktör Ünal Karamansa, İyi Parti'nin Konya'dan çıkardığı tek milletvekili oldu. 80'ler dizisinde canlandırdığı yıldız karakteriyle tanınan Özden Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Muğla'dan 1. sıra adayıydı. Meclise girmeye hak kazanamadı. Şarkıcı Davut Güloğlu yeniden Refah Partisi tarafından İstanbul 1. bölgeye 2. sıradan aday gösterilmişti. Güloğlu onu meclise gönderecek oy oranını yakalayamadı. Oyuncu İlyas Salman, Türkiye Komünist Partisi'nden İstanbul'dan aday olmuştu. TKP, Megakent'ten milletvekili çıkaramadı.